Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Ramazan programları kapsamında geniş iftar sofralarında hem yemekleri hem de gönülleri paylaşıyoruz. İşte öyle bir akşamdan merhaba diyeceğiz sizlere. Akkuş ilçesindeyiz. 11. iftar sofrasını Ordu Büyükşehir Belediyesi bu güzel ilçede kurdu. Kuzeyinde Ünye ve Samsun'u misafir eden, güneyinde ise Tokat ve Niksar'a komşu olan bu güzel ilçe insanlarıyla da oldukça samimi diyebiliriz efendim. Biraz sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iftar programı başlayacak. Dualar olacak, dinletiler olacak, ilahiler söylenecek ama öncesinde iftarını yapmak üzere bu kalabalık sofrayı paylaşmaya gelen Akkuşlulara mikrofonlarımızı uzatacağız. Hemen yan masamdan başlayacağım, süremiz de kısıtlı olduğu için. Merhaba efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler? Bizler de iyiyiz. Ordu'dan geldik Akkuş'a. Geldik, güllük gülistanlık bir hava vardı ama şimdi üşüdük, şallarımızı aldık. Böyle soğuk şaşırtır mı Akkuş insanı? Havası belli olmaz Akkuş'un ama temiz hava. Evet. Bol oksijen var Akkuş'ta. Peki nasıl geçiyor Ramazan? Herkesi bekleriz. Evet. Çok güzel geçiyor, Allah'a şükürler olsun. Bu akşam da Ordu Büyükşehir Belediyesi iftarını burada düzenliyor. İftar programını sizler de eş dost bir aradasınız. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyoruz. Allah zeval vermesin belediyemize, devletimize. Biz teşekkür ederiz diyerek, afiyet olsun diyerek hemen yanımda devam edeyim efendim. Mikrofonlarımı uzatmaya. Merhaba amcacığım. Efendim? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk. Şöyle ben sizin yüzünüzü kapatmayayım. Nasıl geçiyor Ramazan? Kulağım rahat, denk de duyamıyorum. Tamam o zaman, afiyet olsun efendim. Biraz fazla iyi duyamıyorum dedi nazikçe. Biz de hemen amcamızdan bir sonraki tarafa geçiyoruz. Selçuk'la çok yakınlaştık herhalde kamera gözüme. Merhaba efendim, şöyle kameraya bakarsanız. Merhaba. Bu programı düzenleyenlere hep teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye'mize de çok teşekkür ederim. Böyle programların her zaman olmasını da temenni ederim. Afiyet olsun diyelim efendim. Siz neler söylemek istersiniz teyzeciğim? Ben teşekkür ederim hepsine. Hepsine teşekkür ederim. Afiyet olsun diyeyim ben de şimdiden sizlere efendim. Dediğim gibi kalabalık sofra var. Yaklaşık 2000'in üzerinde vatandaş aynı sofrada iftar yapacak. Siz neler söylemek istersiniz? Şöyle kamerayı da döndürmüş
Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl geçiyor Ramazan? Çok güzel. Çok güzel. Peki akkuşlasınız bu akşam bütün akkuşlular bir arada iftar açacak. Neler söylemek istersiniz? Akkuşlar bu akşam burada çoğunluk yaratacak inşallah. Ordu namına, Ordu Belediye Başkanı namına. Biz buna gerçekten teşekkür ediyoruz yani. Evet, afiyet olsun. Mutluyuz yani bu hususta. Afiyet olsun diyeyim. Şöyle bir şey var. Akkuş'un hani Ordu'da tabya başında üç kız yan yana derler. Biz de Akkuş'a geldiğimizde üç teyzemiz yan yana oturuyordu. O üç teyzemiz tabya başındaki üç şey. Şimdi ben şey yapacağım. Merhaba efendim, sizi tanıyalım. Merhaba. Ne konuşacağım ben ya? Kameraya bak teyzeciğim. Sizle de kapatayım efendim. Bu gördüğünüz üç bayan tabya başındaki üç kız gibi Akkuş'ta. Üçü çok yakın arkadaş anladığım kadarıyla, hiç ayrılmıyorlar. Birlikteler, beraberler. Afiyet olsun teyzeciğim. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet efendim, şimdi sahneye bağlanacağız. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin programı başlayacak. Vatandaşlarımız da hazır, iftarı bekliyorlar. Şimdi Kur'an dinletisi ve dualarla devam edeceğiz. Şimdi sahneye aktarıyoruz programı. Derdim ol, dermanım ol, gönlümün fermanı.
güle yanan gelsin. Budur aşkı meydan, döner merdü merdan, aşk güle yanan gelsin. Yar elinden oldu gir yan, derdimi bilen gelsin. Yar elinden oldu gir yan, derdimi bilen gelsin. Canım ol, cananım ol, derdim ol, dermanım ol, gönlümün fermanı. Canım ol, cananım ol, derdim ol, dermanım ol, gönlümün fermanı. Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'da ben, Beytullah'da ben. Olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'da ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri. Dillerinde dinmez ne bek sesleri. Arşa yollar gördüm Beytullah'da ben, Beytullah'da ben. Dillerinde dinmez lebbek sesleri. Arşa yollar gördüm Beytullah'da ben. Gönül sultanım, efendim, her zaman dilinde verdim. Ben senden ayrı duramam, sana hayranım efendim.
hicranınla yandı gönlüm, gönlümdesin ya Resulallah. Ben seni aşkınla mecnun, sana memnun ya Habiballah. Sensiz geçen hayatım sürgün ve keder her anım. Tek sermayem ve tesellim ümmetin olmak efendim. Hicranınla yandı gönlüm, gönlümdesin ya Resulallah. Ben senin aşkınla mecnun, sana memnun ya Habiballah. Hicranınla yandı gönlüm, gönlümdesin ya Ümmetin saf saf olmuş, gözleri yaşla dolmuş. Ümmetin saf saf olmuş, gözleri yaşla dolmuş. İçi dışı nur olmuş, gördüm ya Resulallah. İçi dışı nur olmuş, gördüm ya gönlüme koydum anı. Seyrettim ol Ravzan'ım, gönlüme koydum anı. Anda tahkik imanı, buldum ya Resulallah. Anda tahkik imanı, buldum ya Resulallah. Gözümden yaşı döktüm, coştum ya Resulallah. Durdum seyrine daldım, Ravzan'a bakıp kaldım. Durdum seyrine daldım, Ravzan'a bakıp daldım. Sonsuz feyizler aldım, doldum ya Resulallah. Medet ya.
İyi akşamlar efendim. Bir iftar vaktinde daha sizlerle Akkuş'ta birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizin konuğu Akkuş ilçe müftüsü Sayın Kadir Kötülük Etmez hocamız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim. Sohbetimizi hocamla birlikte icra edeceğiz. Konumuz toplumsal bir duyarlılık olarak yetim ve yoksullara karşı bir hassasiyet, yardımseverlik ve bu bağlamda İslam toplumu olarak içerisinde yaşanılan topluma ait yetim, yoksul, muhtaç, ihtiyaç sahipliği insanlara sahip çıkma bilinci, duyarlılığı üzere olacaktır. Zira günümüzde birçok olayların, birçok sıkıntıların baş gösterdiği hepimizce malum ki savaşların, ki en yakın komşumuz Irak-Suriye savaşları, oradan ülkemize geçen ve birçok yetim, ihtiyaç sahibi, fakir fukara insanlar ülkemizde mülteci olarak, misafir olarak bulunmaktadır. Aynı şekilde kendi ülkemizdeki yine insanlarımızdan ihtiyaç sahibi olan fakir, yoksul, yetim insanlar da mevcut. Biz Müslüman olarak bunlara sahip çıkma, bunları yokluğu hissettirmeme üzere sorumluyuz. Konumuz bu. Ve bunun üzerinde hocamla ayrıntılık yetimin Kur'an ve sünnetteki konumu ve benzeri hususları ortaya koymaya çalışacağız.
yaparız inşallah. Sohbetimize başlamadan önce sözlerin en güzeliyle başlıyoruz. Kur'an tilavetinde bulunmak üzere mikrofonu İsmail Hak Güneş hocama veriyorum. Buyur hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم وسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخل وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء حق وزهق الباطل إن زهوقا وننزل من الفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو صدق الله ربنا الأعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
İsmail Hocam ağzına sağlık. Gayet güzel. Teşekkür ediyoruz. Evet Kadir Hocam. Hocam ağzına sağlık. Girişte de belirttiğimiz gibi toplumsal bir duyarlılık, bir şuur, bir bilinç olarak içerisinde yaşadığımız toplumdaki yetim, yoksul, ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmak Müslümanca bir tavır olduğu gibi her Müslümanın gerek birey gerekse toplum olarak ana görevidir. Kur'an'daki yetim ve ihtiyaç sahipleri kısmına geçmeden önce Kur'an ve sünnette yardımlaşma, paylaşma üzerinde nasıl duruluyor? Bu konu nasıl işleniyor? Evet. Buyurun hocam. Efendim teşekkür ediyorum. Sözlerime başlarken Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bir Ramazan ayında bir iftar programında beraber oluyoruz ve ayrıca Akkuş ilçemize teşrif ettiğinizden dolayı teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Bizleri izleyen ve burada iftar sofrasında bulunan bütün izleyicilerimize ve bütün İslam aleminin Müslümanları mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde. Konumuzla da tesanüt ve dayanışma içerisinde gününe ulaşmayı Cenab-ı Mevla cümlemize nasip eylesin. İnşallah. Amin. Ramazan ayı malumumuz olduğu üzere rahmeti, mağfireti, bereketi Cenab-ı Hak tarafından lütfedilmiş özel bir aydır. Zaman dilimi olaraktan başlangıcından sonuna kadar ibadet gecesi namazıyla gündüzü orucu ile eda edeceğimiz bir ibadet ayı. İbadet ayı olması hasebiyle ibadet dediğimiz zaman sadece Cenab-ı Hakk'a karşı doğrudan doğruya namaz kılmak veya sırf işte imsaktan iftara kadar bireysel olarak oruçlarımızı tutmaktan ibaret olmadığını, ayrıca Ramazan ayının içerisinde isminden de kaynaklanan sadaka ayı, sadaka-i fıtır ayı ve zekatlarımızı vereceğimiz yine zekat ayı olması hasabıyla tümüyle içerisinde yardımlaşmayı kapsadığını görüyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz üzere Kur'an ve sünnette İslam'ın ruhunda bireysellikle beraber toplumculuk esastır. Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimelerinde, pek çok ayetlerinde hitap ederken Estağfirullah, ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler. Yani sadece bir tek bir mümine değil, bütün iman edenler muhatap alınır. Ya eyyühennas, insanların tümünü muhatap ile yerine getirilmesi ibadet bazında ahlaki davranışlar açısından toplu olaraktan yerine getirilmesi istenir. Kötülüklerden uzak durulması, engel olunması hususunda da yine toplu olarak hep beraber duyarlılık gösterilmesi istenir. Bu açıdan İslam ve Müslümanlar, Müslümanlık bir bakıma toplumcu bir anlayışa sahiptir. Elbette bireyin özlük hakkı, hürriyeti esas olmak üzere. Bu bağlamda rahmet ve mağfiret ayı olan bu mübarek Ramazan ayı içerisinde konumuza gelecek olursak iftardan imsaktan imsaktan iftara kadar yemekten yemekten kendimizi alıkoyarak oruç tutacağız ve bu bir ibadet olacak şüphesiz. Bunu ibadet niyetiyle yapacağız. Ancak aç kalmak suretiyle oruç gündüzleri bir müddette bir miktarda olsa açlığın hissedilmesi bize yokluğu hatırlatacak ve yoksulluğu hatırlatacak. Yine kendileri varlıklı olsa da annesinden babasından mahrum olmuş, annesini babasını kaybetmiş veya birisini kaybetmiş veyahut da sadece ölüm sebebiyle değil de sosyal hayatta aile içerisindeki olumsuzluktan dolayı çocuklar annelerinden babalarından mahrum kalmışlar. Boşanmış olmak. Anne baba hayatta olmasına rağmen çocuk bir şekilde annenin babanın yanında değil başka ortamda bulunuyor. Dolayısıyla
annesinden babasından mahrum olan ölüm sebebiyle annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş çocuklara, kişilere, ergenlik çağına gelmemiş çocuk yaşta olanlara, yetim dediğimiz gibi annesi babası hayatta olan ve bakıma muhtaç olan çocukları da bu bağlamda değerlendirmemiz uygun olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Tabiatıyla çocukluk psikolojisi, çocukluk hayatı ayrı. Yine insanların mal varlığına, ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da insanı maddi ve manevi varlığıyla bütünlük olarak içerisinde zikrederek mala karşı da düşkünlüğünü beyan eder. Ve o mala aşırı düşkün olduğunu beyan ederekten estağfirullah zünyine linnâsi hubbüşâvâti minel nisâi vel benîn vel ganâdilin muğandara ilâ âhiril âyâ. Ayet-i kerimesinde insanın fıtratında insanoğlunun evladı ihaline düşkünlüğü, mala servete düşkünlüğü bu yapısında vardır. Ancak bundan mahrum olan, yeteri kadar mala sahip olamayan, imkanları kısıtlı olan, yoksul olan kişiler de hele bu Ramazan günde Ramazan'ın hissettirdiği açlık duygusu ve etkisiyle özellikle iftar sofralarında, zenginlerin sofrasında yenilen, içilen çeşitli yiyecekler, kaliteli ve lezzetli yiyecekleri yemek isterler. Bunlara güçleri yetmeyince tabiatıyla onlar hayallerinde kalır. O hayallerinde kalışlarına işte bizim dinimizin, Rabbimizin bize zekat vermemizi emrettiği ve yine sadakalarımızı vermemizi emrettiği, Peygamber-i Can Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadislerinde ve bizatihi hayatında uyguladığı, var olanın ihtiyaç sahibine elini uzatarak yardımlaşması, ki Rabbimiz bir ayeti kerimesinde estağfirullah ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan, Maide suresi 2. ayeti kerimesinde siz iyilik üzere, takva üzere yardımlaşın, kötülük ve günah üzerine, düşmanlık üzerine yardımlaşmayın buyuruyor. Dolayısıyla bir kavramı içerisinde Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde geçer. Sadece bizim bildiğimiz bir karşılıklı bir iyilik değil, bütün hayatın tümünü kapsayan bir davranışı ve fedakarlığı ifade eder. Yani maddi manevi tüm alanı kapsıyor. Evet. Dolayısıyla yine Bakara suresinin bir başka ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz bir kavramını bize bahsederken لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلِّ وُجُوَكُمْ اِلَى الْمَشْرِقِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, sizin yüzlerinizi doğuya veya batıya yönelmeniz iyilik değildir. İyilik, evet, asıl erdemli kişi olmak, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verenlerdir diye Cenab-ı Hak onun bir adeta açılımında izah ediyor. Ve böyleleri anlaşma yaptıklarında, yani bu özellikleriyle beraber sözlerini tutarlar, darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanlarında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve iştedir. Ve işte takva sahibi bunlardır buyuruyor Cenab-ı Mevla Zülcelal Bakara suresinin 177. ayeti kerimesinde. Ayette sıralanan, sayılanlar sadece bunlardan ibaret değildir. Yani nerede bir yardıma muhtaç, nerede bir mağdur var ise, nerede el uzatılıp bir sıkıntısı giderilmesi gereken bir kişi var ise, onların hepsi bunun içerisindedir. Dolayısıyla namazımız iyilik kavramı içerisindedir. Orucumuz iyilik kavramı içerisindedir. Tabii bütün bu iyiliklerimizi, ibadetlerimizi, davranışlarımızın temelini de teşkil eden imandır. Yani Allah'a imanı olmayan bir insan, insanlara hayır niyetiyle, hayır düşüncesiyle bütün servetini bağışlasa,
o insani olarak, ahlakilik davranış olarak da güzel bir davranış sergilemiş olur. Ama İslam inancında malumunuz bizim hayatımız sadece bu dünyadan ibaret değil. Bu dünyadaki yaptıklarımız ahirete uzanıyor ve ahirette bunun karşılığını, iyiliklerimizin karşılığını mükafat olarak, maazallah yanlış ve kötülüklerimizin karşılığını da ceza olarak göreceğimize inanıyoruz ve bu inançla, bu inanca dayalı olarak namazımızı kılar, orucumuzu tutar ve muhtaçlara, fakir fukaraya yardım ederiz. Yine Müslümanlar arasında yardımlaşma konusunda, Müslümanlar arasında sıkıntıda ve selam Efendimizin olana el uzatma noktasında Peygamber-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şu hadisi şerifi çok manidardır, anlamlıdır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Yani din kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu tehlikeye bırakmaz. Dolayısıyla kim din kardeşinin bir ihtiyacının karşılanması için çalışır, çabalarsa Allah da onun ihtiyacını karşılar. Ve her kim dünyada bir Müslümanı, bu sebeple Allah Teala da ondan kıyamet gününün sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Dolayısıyla hem her kim dünyada bir Müslümanın kusurunu gizlerse, örterse Allah Teala da kıyamet gününde o kulunun kusurunu, özet cümle aklımıza geliyor. Dünyada fakire, fukaraya, yoksula veya illa maddi parasal manada değil, bir derdi, bir sıkıntısı olan bir insana, bir Müslümana el uzatıp onun o sıkıntısını giderdiğimiz zaman her kim bunu, bu davranışı ortaya koyar ve bunu da imani noktada Allah'tan mükafatını umarak, bir karşılık, bir menfaat beklentisinde olmaksızın yaparsa, Cenab-ı Hak o kişinin dünyada ve ahirette sıkıntısını giderir. Evet. Nitekim oruç ibadetinin eda edilmesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim iman ederek, inanarak ve sevabını da Allah'tan umarak oruç tutarsa, Ramazan ayındaki orucunun karşılığını, mükafatını Allah'tan alacağını bize müjdeliyor. Yine bir başka hadis-i şeriflerinde Cenab-ı Peygamberimiz Müslümanı, mümini bir vücuda benzetiyor. Müslümanlar birbirlerine karşı bir vücut gibidirler. O vücuttan herhangi bir organ hastalandığı zaman, ağrı ve sancı çektiği zaman diğer organlarda o ağrıyan, acı çeken organa acı hissetmek, uykusuz kalmak geceleri ve ateşlenmek gibi hissiyatla iştirak eder buyuruyor. Nasıl vücutta bir organı diğerinden ayıramıyorsak ve bir organ diğerine her konuda yardımcı ve katkıda bulunuyor ise Müslümanlar aynı bir vücudun organları gibi olmalıdırlar her konuda. Fakirlik, yoksulluk çekenlerin o ihtiyaçlarının karşılanmasında, nerede bir sıkıntısı var ona el uzatılması konusunda, hayatın tümüne baktığımız zaman ve konu oraya geliyor. Mesela yetim ve yoksul durumda olan çocukların aile ortamlarından yoksun olmuş. Aileler, yuvalar yıkılmış. Anne bir tarafta, baba bir tarafta, çocuk başka bir ortamda. Şimdi bu çocuğun annesi babası maddeten mevcut olmasına rağmen aile ortamından yoksun duruma düşmüş. Annesi babası ölmüş çocuk, annesinden babasından yetim duruma düşmüş. O da aynı şekilde annesinden babasından mahrum. Bunları şimdi çocukları, çocuk psikolojisi olayı kavrayamaz, meselelere çözüm yoluyla bakamaz, geniş yönlü düşünemez. Mutlaka onların etrafında bulunan öncelikle yakın akrabaları. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de biraz önce Bakara suresinde zevül kurba diyor. Yani yakınlara vermek malı.
Ve bu çerçevede her sorumlu mükellef sosyal hayatımızın önemli bir konusu olan çocukların, yetimlerin, yoksulların ihtiyaçlarının giderilmesinde elinin taşın altına korsa, her şeyi hele hele bu, her şeyi devletten bekleme anlayışının üzerinde bir tavır ve davranış sergilersek, elbette devletimiz üzerine düşen görevi yapıyor. Çeşitli çocukların barınacağı yurtlar, yaşlarına göre vesaire eğitim öğretim için gereken de tedbirler, destekler veriyor ama onların yanında birey olarak da biz kendi çevremizde nerede bir yetimi bulur, nerede bir yoksulu bulur, yedirebilir, giydirebilir isek Allah katında büyük bir ecir, büyük bir mükafata sahip olacağız. Ve bu inanç ve ümitle hareket ettiğimiz zaman herkes kendi çevresindekini koruyor, gözetliyoruz şüphesiz ama yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Tabii. Yani paylaşımda yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bırakın kendi hısım akrabası itibariyle yetimlere sahiplenmeyi, komşuluk bazında insanların en çok kapılarını açtıkları zaman yüz yüze oldukları ve ani bir olağanüstü bir sıkıntıya düştükleri zaman hemen komşularının zilini bastıkları noktada komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Şimdi bu çok kibar bir ifadedir. Bunun delaleti ve bunun anlamı şudur. Komşumuz aç iken siz tok yatmayınız. Komşumuzu doyurulmasını, onun da karnının tok olmasını sebep olun, çalışın anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla bu bağlamda yetimlerimizin, yoksullarımızın durumunu Cenab-ı Mevla bize şu ayeti kerimede açıkça beyan ediyor. Estağfirullah. Ve yes'elûneke anil yetâme kul ıslâhun lehum hayrun ve in tuhalituhum fa ihwanukum vallahu ya'lemul mufsida minel muslih ve lev şe Allahu la anatakum innallaha azizun hakim sallallahu aleyhi ve sellem. Sana Bakara suresinin 220. ayeti kerimesinde sana yetimleri soruyorlar. Yetimlerle ilgili durumlarını soruyorlar. De ki peygamberimize hitaben, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Yani yetimin durumu nasıl iyileştirilecekse bunun iyileştirme noktasında, ıslah noktasında ne lazım geliyor ise o noktada yapılması gerekeni yapılmasını Cenab-ı Hak emrediyor. Bu emre ittiba etmek iman sahibi olarak, bütün Müslümanlar olarak hele hele bu Ramazan günde soframıza oturduğumuz zaman her çeşit yiyeceklerimizi soframızda temin edebiliyor isek, yanı başımızda bir yetim aile, yanı başımızda bir fakir yoksul aile var ise hemen o soframızdaki yemeklerimizi onlarla paylaşmamız lazım. Dolayısıyla bu iftar programlarında bu vesileyle ben tebrik ediyorum Büyükşehir Belediye'mizin ve ilgililerin böyle bir organizeyi yapmış olmaları. Bu çok önemli, manidar, önemli bir organize. Çünkü Kur'an-ı Kerim'inde Cenab-ı Hak fakirlerin, yoksulların, Allah yolunda gayret eden, çalışan kişiler kazanıp ticaret toplum içerisinde fakirliklerini gizleyerek muhtaç olduklarını belirtmezler ve ihtiyaçlarını arz etmekten çekinirler. O noktada böyle iftar sofrasında, sofralarında inanıyoruz, ümit ediyoruz ki pek çok muhtaç ve iftar sofralarında fakir kardeşlerimiz iftar yapıyorlar. Bunda büyük bir, güzel bir organize ve faaliyet olduğunu ifade etmek istiyorum. Allah razı olsun. Ve bu hizmetlerin daha geniş boyutlu ve daha devamlı olmasını temenni ediyoruz. Tabiatıyla hemen buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Bu
faaliyetler de içerisinde olmak üzere bireysel ve toplumsal olaraktan fakirin, yoksulun ihtiyaçlarının giderilebilmesi için çok çalışmamız ve maddi yönden de güçlü olmamız lazım. Biraz önce siz işaret ettiniz. İnşallah tez zamanda sulh sükunete kavuşan Suriye'deki dindaşlarımız, soydaşlarımız uzun zamandan beri memleketimizde konuk ediliyorlar ve devletimiz bazında, vatandaşlarımız bazında gereken yardımlar yapılıyor. Ama tabii kişinin kendi sahip olduğu gibi imkanları bulamazlar, tutmaz. Çünkü tabii. En güzel, en huzurlu, en sağlıklı ortam kişinin kendi yuvasıdır, kendi vatanıdır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak inşallah en yakın zamanda inşallah. Suriye'deki, işte Irak'taki o kargaşalığı sulh sükunete kavuştursun. Suriyeli kardeşlerimizi asli vatanlarına dönmelerine ve huzura, sükunete kavuşmalarına Cenab-ı Hak bir fırsat ve bir imkan sağlasın inşallah. Tabii, akan kanlar dursun. İnşallah. Ve bu mübarek Ramazan ayı içerisinde Suriyeli olsun, başka yerli olsun, hangi mezhepten, dinden, ırktan olursa olsun, çevremizde bir muhtaç var ise mutlaka onlara elimizi uzatıp onların ihtiyaçlarına cevap vermemiz gerekir. Evet. Bu bizim hem dini inancımız açısından hem insani görevimiz açısından, ahlaki açıdan önemlidir. Yetim olmak, yoksul olmak sadece Müslümanlara mahsus bir olay da değildir. Çünkü bu insani bir yapıda, toplum yapısında, sosyal hayatta bir vakadır. Müslümanlar içerisinde de yetimler var, yoksullar vardır. Gayrimüslimler içerisinde de zengin toplumlar, ülkeler, devletler içerisinde de fakir ülkeler, toplumlar içerisinde. Ama zengin olan ülkelerin içerisinde yetimlerin, yoksulların ihtiyaçları zenginliklerinden dolayı çok daha rahat, çok daha çabuk karşılanabiliyor olabilir. Ama bir şeyde eksiklikleri vardır, insani boyutta. Yani şefkat ve merhamet noktasında her şey parayla, her şey maddeyle yeterli olmadığı malum. Nitekim o yetiştirme yurtlarına, yetimhanelere gittiğimiz zaman oradaki çocuklar şefkate, merhamete muhtaçlıklarını hissettirirler. Yani devletimize Allah sevap vermesin, daha güç ve daha kuvvet versin. Orada her türlü imkanları karşılanır. Yiyecekleri, giyecekleri çok daha konforlu bir hayat olmasına rağmen, dışarı hayatlarına göre diyoruz tabii. Onların ziyaretine gittiğimiz zaman görmüşüzdür ki çocuklar anne baba şefkatine, merhametine muhtaçtırlar. Bu anlamda gelirler, yani benim başımı saçımı okşa, bana elini uzat, beni sev, beni bağrına bas anlamına gelen yaklaşımda bulunur. İşte bunu çocuklara, onlar o tavırı sergilemeden bizler yetişkinler, imkanları olanlar el uzatıp o yetim çocukları, muhtaç çocukları, onların yetimliliğini, muhtaçlığını da hissettirmeden, onların onurunu incitmeden el uzatmamız lazım. Cenab-ı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı'nda şehit düşen şehitlerden, yetim kalanların, Uhud Savaşı'nda şehit düşen şehitlerden yetim kalanların Hazreti Ayşe validemiz için Ayşe'nin anneniz olmasını, benim babanız olmamı, Hazreti Ali Efendimiz ve Hazreti Fatıma validemiz için de Ali amcanız olmasını, Fatıma'nın ablanız olmasını, Hasan Hüseyin efendilerimiz için de kardeşleriniz olmasını istemez misiniz diye bir bayram günü bir kız çocuğunu sevindirdiği ve ona gereken ilgi ve iltifatı gösterdi malumdur. Dolayısıyla ihtiyaçları sosyal etkinlikler çerçevesinde, özellikle işte Ramazan ayı geliyor yakında, bayram günlerimiz, kurban bayramları, böyle şenliklerde, düğünlerde, bayramlarda onları göz ardı etmemek ve birinci derecede öncelikli sıraya almamız lazım. Zira Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam baş parmağı, işaret parmağıyla orta parmağını göstererek yetimin himayesini üstlenen cennetle benimle beraber diye
el parmağıyla işaret ederek şehadet parmağı ve orta parmağıyla iki isim, ikimiz beraber yan yanayız buyurmak suretiyle yetime sahiplenme, yetime el uzatma, onun saçının başının okşanmasına teşvik ediyor. Yine yetimin saçını okşayanın o yetimin saçının tüylerini sayısı kadar Cenab-ı Hakk'ın mükafat ve ecir vereceğini bize peygamberimiz müjdeliyor. Böylesi bir peygamberin müjdesiyle muhatap olan iman ehli ve inanan ve ahirete peygamberimiz kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ikramda bulunsun hadisinde beyan ettiği üzere çevremizde bulduğumuz, gördüğümüz, hissettiğimiz yoksula, yetime, fakire, muhtaç insana, yaşlıya hangi insanın hangi derdi var ise biz birbirimizin dert ortağı olmamız ve birbirimizin her yönüyle destekçisi, yardımcısı bulunmamız lazım. Bu bağlamda Cenab-ı Hak yetimlerle ilgili bize çok açık ve kesin hükümlerinin içerisinde malum yetim anneden babadan mahrum olan çocuklar henüz daha rüşt çağında olmadığı, ergenlik çağına ulaşmadığı ve kendisini idare ve yönetime sahip yetkide, yetenekte bulunmadığı küçük olduğundan dolayı onun kaybettiği anne ve babasından kalan malı yetimin kendisiyle beraber malının da korunup kullanması önemlidir. Bu noktada Cenab-ı Mevla Zülcelal açık bir hükümle En'am suresinin 152. ayeti kerimesini ve başka ayeti kerimelerde ve la takrabu ma'lel yetim illa billeti hiye ahsan. Yetimin malına yaklaşmayın. Yani haksızlık yaparak üzerine zimmetlemek gibi veyahut da kendi menfaatinde kullanma gibi yetimin nasıl olsa çocuk aklı ermiyor ve bilmiyor. Ben ne dersem onu yapar, yapıyor düşüncesinden yetimin işlerini tedbire görevli olan velisi, vasisi durumunda olan veya bir şekilde yetimin fırsatı eline geçmiş olan kişiler yetimlerin mallarını üzerlerine alırlar ve yer iseler evet Cenab-ı Hakk'ın açık ve kesin hükmü şudur ki ateş yemiş olurlar. Estağfirullah. İnnellezine ye'kulune emvalel yetame zulmen innema ye'kulune fi butunihim nara ve yeslavne saira. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yetimlerin zulmen mallarını yiyenler muhakkak karınlarında sırf kızgın şiddetli bir ateş yemiş olurlar. Ve kendilerini ateşe atmış olmak değil de ateş yemiş olurlar diyor Cenab-ı Hak. Ateş yenir mi? Yenmez. Ama yaptığı yanlış, yetimin malına haksızlık yapması, el uzatması ve koruması, kollaması gerekirken yetimi evet. adeta ezmesi noktasında evet. maalesef bazen böyle yapan, böyle durumlara düşürülenlere şahit oluyoruz. Cenab-ı Hak Peygamberi Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kendisinin yetimlerle ilgili elem yecidke yetimen fe'eve sen Cenab-ı Hak Peygamberimize hitaben sen bir yetimdin, seni yetim olarak bulup da seni Allah barındırmadı mı? Diyor evet. ve ayetin devamında ve emmel yetime fembel yetime fela takhar yetimin hakkına gelince onu ezme. Evet dolayısıyla yani, Kur'an-ı Kerim'de ki vaktimiz de doldu evet. hocam yetime özel bir statü biçilmiş. Yetime özel bir statü veriyor. Evet. Dolayısıyla da korunması, sahip olunması gerekiyor. Süremiz yetimle ilgili son cümlenizi hocam son evet, cümlenizi son alalım. Cümlemiz Cenab-ı Mevla Zülcelal yoksulla yetimi beraber zikrediyor. Yetime yardım yapmamızı emrederken aynı zamanda vel mesakin, miskin evet. yani yoksullara sahip bu çıkılması. İki gruba da el uzatmak ve
kucak açmak, onların dertleriyle dertlenmek önemli husus olduğu gibi tabii şunlara da dikkat etmek lazım. Evet, son cümlelerimiz yetim, hocam. Yetimlere, yoksunlara yardım ederken onları incitmemek, tabii, onları muhafaza etmek lazım. Cenab-ı Hak kimseyi yetim bırakmasın, amin, yoksulluk amin. Allah ve razı olsun. Muhtaçlık içinde bırakmasın. İnşallah. Amin. Teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür Ağzınıza ederim. Sağlık, yüreğinize sağlık. Gayet güzel bir sohbet oldu. Efendim bugün de bir sohbetimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, çok kıymetli Akkuşlu hemşehrilerimiz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından düzenlenen iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk olarak sizlere hitap etmek üzere Akkuş Belediye Başkanımız Sayın İsa Demirci Beyefendi'yi arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, İl Başkanım, İlçe Başkanım, çok değerli kurum amirlerim, oda başkanlarımız, dernek başkanlarımız, uzaktan yakından bu akşam bu alana teşrif eden değerli tüm misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, dört mevsimin bir günde yaşandığı Akkuş'tayız. Öğlen çok güzel, sıcak. Son bir saatte sis, duman, soğuk bir hava. Allah'a çok şükür hava soğuk olsa da ortam çok sıcak. Çok değerli hemşehrilerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezaretinde yapılan ve geleneksel hali alan iftar programlar yoğun bir katılımla sizlerin, bizlerin buluşmasına vesile oluyor. Bu anlamda da bu organizasyonunu yapan, emeği geçen saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere bu organizasyonda görev alan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerimiz, göreve geleli 3 yıl bitti, 4. yıl içindeyiz. İnşallah Akkuş'umuza, sizlere söz verdiğimiz şekilde hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Rabbim sağlık sıhhat verir ise sizden aldığımız güçlerle size olan bütün sözlerimizi, vaatlerimizi de zamanı içinde, süremiz içinde inşallah yerine getireceğiz. Evet, ilçemizde bir taraftan kamu yatırımları devam ederken büyükşehirin yatırımları, ilçe belediyesinin yatırımları, ilçemiz tam bir şantiye alanına döndü. Şu anda sadece ilçe merkezinde, kamu yatırımı anlamında 8 tane müteahhitimiz işe başladı, işlerimiz devam ediyor. Değerli hemşehrilerimiz, elbette zaman zaman aksamalar oluyor, işlerimizin biraz geriden gitmesi oluyor ama dediğim gibi mevsim şartlarını da düşünürsek aslında güzel işler oluyor. Akkuş'ta çalışma günü, çalışma mevsimi çok kısıtlı. Kısıtlı olan bu zaman zarfında en güzel şekilde bu zamanı değerlendirme adına inşallah hizmetlerimizi ard arda yapacağız. Akkuş'un gündeminde yol, su, elektrik idi. Tabii bunun dışında da ufak tefek olanlar vardı ama bunlar birer birer Akkuşlu'nun gündeminden çıkıyor. Örneğin bu sene Akkuş'umuzda sadece TEDAŞ'a yaptırdığımız 37 noktada yapılacak çalışma ile Akkuş'umuzun gündeminde elektrik sıkıntısı, elektrik kesinti sıkıntısı, trafo merkezinin de hizmete açılmasıyla bitecek. Bu ve bunun gibi, bu bir tane örneğimiz. Ben bu hizmetlerin ilçemizde gelmesinde, yapılmasında milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza, ilçe teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum.
Evet, ilçemizdeki ilçe teşkilatımızla belediyemizin uyumu, belediyemizle diğer kamu kurumlarındaki uyum ilçemizde güzel işlerin yapılmasına vesile oluyor. Ben bu anlamda da ülkemizin dört bir yanında Akkuş'a gelip Akkuşlu'ya, Akkuş'a hizmet eden çok değerli çalışanlara da teşekkür ediyorum. Uyum başarıyı getirecek. Güzel eserleri ortaya getirecek. Onun için Akkuş'u benimsemiş, Akkuş'u sevmiş, bir Akkuşlu gibi kendini hisseden tüm çalışanlarımıza, kamu kurumlarındaki çalışanlar arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, söylenecek çok söz olabilir. Lakin hava soğuk, biz mikrofonu asıl sahibine bırakmak istiyoruz. Beni dinleme zahmetinde bulunduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Akkuş'un en ücra köşesinden bu akşam buraya gelen, 42 mahallemizden buraya gelen siz değerli misafirlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum, iyi iftarlar diliyorum. Akkuş Belediye Başkanımız Sayın İsa Demirci Beyefendi'ye çok teşekkür ederken yine sizlere hitap etmek üzere ilk günden bugüne gece gündüz ordu için çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz Beyefendi'yi arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli Akkuşlu hemşehrilerim. Öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Sağlık ve huzur içinde inşallah sizlerle nice Ramazanlarda buluşma temennisinde bulunuyorum. Bizleri televizyonlarımız vasıtasıyla izleyen saygıdeğer hemşehrilerimize, başta İstanbul'daki Akkuşlu kardeşlerimiz olmak üzere gönülden teşekkür ediyorum. Akkuş'tan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. İstanbul'daki Akkuşlu kardeşlerimizin buradaki temsilcisi olan değerli konfederasyon başkanımıza ve dernek başkanlarımıza iftarlarımıza teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum. Zira biz İstanbul'a gittiğimizde bu kardeşlerimiz Akkuş'umuzun bütün derneklerini bir çatı altında toplamak suretiyle Akkuş'a yakışır, Akkuşlu insana yakışır bir şekilde İstanbul'daki bütün hemşehrilerimizi tek çatı altında topladılar ki bu başarıyı gösterdiler ki ben de onlara bu özgüvenlerinden dolayı bizimle beraber uyumlu çalışmalarından dolayı ve tüm Akkuşlu kardeşlerimizi bir çatı altında toplama başarısından dolayı tebrik ediyorum. Başarıların devamlarını temenni ediyorum. Aynı başarıyı Gölköy'lü hemşehrilerimiz de yaptı. İstanbul'a gidildiğinde dernekler, vakıflar büyümek için parçalanmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Makam, mevki ve koltuk almak için de yeri geldiğinde. Ama Akkuşlu kardeşlerimiz bir ve bütün olma iradesini gösterdiler. O iradeyi gösterdiler ki biz de bugün sağ tarafımda değerli belediye başkanım, sol tarafımda değerli ilçe başkanımla birlikte hükümetimizin yatırımlarını büyük şehirle birlikte bir çatı altında toplamak suretiyle siz Akkuşlu kardeşlerimize hizmeti sorgusuz sualsiz yapma konusunda kendimizde güven telkin hissettirdik. Bu çerçevede de bize denilen rakam 2000 idi ama şu anda 2500'e yaklaşan bir Akkuşlu kardeşimiz bu meydanda daha önceki günlerde olduğu gibi hakikaten evlerini, ocaklarını terk ederek iftar davetimize icabet ettiler. Buradan maksat aç olan karnımızı doyurmak değil. Her birimizin evinde yemek vardı, ikram edilecek elbette yiyeceklerimiz var idi. Burada önemli olan bu Ramazan'ın beraberliğini, birlikteliğini bir arada kutlamak. Akkuşlu kardeşlerimiz bu sofrada, bu büyük sofrada aynı çatı altında birliğimizi ve beraberliğimizin göstergesi bu oluşuma destek olmaktı. Talihsizliğimiz neydi? İsa Başkan söyledi. Gündüz güneşti, ikindi de yağmurdu, şimdi hafif soğuk var. Bizim şanssızlığımız ne? Ben üçüncü iftarımı veriyorum burada. Her iftar verişimde şu meydanda böyle gönül rahatlığıyla çadır kurmaksızın hem görselliğiyle hem bir ve beraber olmayı görmek istedik ama geçen yılda, ondan önceki yılda yağmurluydu.
Bugün yağmur yok ama hava kapalı, biz tedbirli olalım dedik. Çünkü çadırı kurmadığınız zaman yağmur yağınca bunun telafisi yok. Ama çadırı kurduktan sonra yağmur yağmasa da olur. Çünkü biz sizi her halükarda sağlam ve böyle depük derler. Buralarda da derler mi? Evet, kapalı alanda muhafaza altına almış olduk. Değerli kardeşlerim, 25 bine yaklaşan nüfusumuz var. Akkuş bizim için büyük ve önemli ilçelerimizden bir tanesi. En son referandumda yaklaşık %75'e yakın bir evet desteğiyle Cumhurbaşkanımıza, liderimize, dünya liderimize evet demek suretiyle destek oldunuz. 42 tane mahallemiz var. Akkuş büyükşehir olmadan önce Ordu ilinin en mağdur ilçelerinden bir tanesi iken biz büyükşehir süreciyle birlikte, ben büyükşehir belediye başkanı olduğumda Akkuş'un şehir merkezinin suyu akmıyordu. Şu merkezin suyu akmıyordu. Geldik, hemen tedbirlerimizi aldık. Su sorununu çözdük. Elbette tek tük hanelerde su sorunu vardır. Şimdi abone bağlantıları dahil olmak üzere dağıtımı şebekelerin işini bitirmek üzereyiz. 15-20 gün sonra inşallah şebeke dağıtım hatlarının müteahhit tarafından teslimi gerçekleşiyor. İhalesini yaptık. Müteahhit firma teslim aldı. Tam 3,5 trilyon lira, 3,5 milyon lira maliyetli Akkuş ilçemizin arıtmasının ihalesini yaptık. Kısa bir zaman içinde Akkuş'umuz artık bulanık su içmeyecek. Tamamen hijyen ve sağlık şartlarını yerine getirmiş. Dünya standartlarında arıtmadan çıkmış bir suyu içmiş olacak. Su konusunda Akkuş ilçemizde biz beldelerimiz ve mahallelerimizle birlikte ordunun bir bütününe baktığımızda yeterli sayılabiliriz. Bunu da şu rakamla müsaade ederseniz ispatlayalım. Büyükşehir olduğumuzdan itibaren biz Akkuş'ta 1,5 milyon liralık su parası toplamışız. Yani Akkuş'umuzun 42 mahallesi, 5 tane beldesi ve şehir merkezi dahil topladığımız su parası tam 1,5 milyon lira. Peki Akkuş'a 1,5 milyon topladığımız Akkuş'a suya ne kadar yatırım yapmışız? Tam 24 trilyon liralık, 24 milyon liralık yatırım yapmışız. 1,5 milyon lira nereye, 24 milyon lira nereye? İşte bu büyükşehrin Akkuş ilçemize yapmış olduğu katkılardan bir tanesi. İkinci olarak bizim en önemli sorunumuz neydi? Ulaşımdı. Şimdi bizim yanımıza muhtarlarımız geliyor haklı olarak. Diyorlar ki ne olur yol, yol, yol. İkinci ne? Su. Biz Akkuş'umuzun yolunu, Akkuş'umuzun suyunu çözdükten sonra diğer hizmetlerin yapımında hem zorlanmayız hem de çok ciddi ve yekün teşkil edecek işimiz yok. Yolunu yaptın, suyunu yaptın. Kendi köyünden düşün. Ne ihtiyacın var? Belki cami çevresini yaparız. Güzel bir şadırvan yaparız. Eski okullarımızı köy konağı yaparız. Eski okullarımızı düğün salonları yaparız. Şehir içimizi biraz daha güzelleştiririz. Mesire yerlerini çoğaltırız ama önce yol meselesini biz çözelim dedik. Ve bu çerçevede de şimdiye kadar tam 73 kilometre Akkuş ilçemizde asfalt yapma konusunda hazırlığımızı yaptık. Ve ayırdığımız para Akkuş'a 27 milyon lira yol için ayırdığımız ödenek ve para. Havadan dolayı bir takım gecikmelerimiz oldu, mevsimden dolayı. Görüyorsunuz yağmur yağıyor, dün açıktı, bugün burası böyle. Ama mevsim müsaade ettiğinde Allah izin verirse, ne söz vermiş isek ki verdiğimiz sözlerde belli. Ben bunu canlı yayınlanan bir televizyon programında da gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yani bugünkü iftarda da söylüyorum. Bir, biz Salman yolunu asfalt yapacağız dedik, sözümüzü kısmen tuttuk. Başladık ve bitireceğiz. Allah izin verirse Ramazan'ın son gününden bir gün önce de Salman'da iftar vereceğiz ve Salman'ın şehir içinin tamamını asfalt yapmak suretiyle hemşehrilerimize verdiğimiz sözün bir kısmını da tutmuş olacağız. Salman dışında bizim Salman Akpınar yolumuz, Seferli Salman yolumuz, Salman Akkuş ana yolumuz, Kızıl Elma Akkuş Çayıralan Akkuş yolumuz zaten programımızda ihalesini yapmışız ve devam ediyoruz. Gecikmeler var ama o gecikmeler sürenin sonu itibariyle bitecek. Ondan yana endişeniz olmasın. Yani mevsimin de etkisiyle artısı ve eksisi bazen olabiliyor bu türlü şeyler. Bu çerçevede bugün söz vermiştik. Belediye başkanımızla da istişare yapmıştık. 20 gün önce bizim Kumru güzergahından gelirken Tuzak, Damyeri, Güneycik ve Düvencili köylerinin içinden geçen bir grup yolumuz var idi. Kumru sınırından itibaren 18 kilometre, Kumru'dan itibaren de 38 kilometre. Arkadaşlarımız, muhtarlarımız bu yolun da asfalt kapsamında yapılmasıyla ilgili
taleplerinde ısrarcı oldular. Ben de dedim ki iftara gelirken biz bir gezelim bakalım durum nedir ne değildir diye. Bana dediler ki çok aşırı bozuk, şöyle bozuk, minibüs bile gitmez, kamyon bile bitmez dediler. Bugün gezdik baktık ki sadece bir asfalt dökülmeye hazır bir yol. Neden olduğunu ben biliyorum, yani bunu bilinçli söylüyorum. O bölgeden gelen, dam yerinden, bu güzergahtan gelen var mı burada iftar alanında konuştuğumuz yerde? Arka taraftan mı? Hakikaten arkada kalmışlar. Evet. Şimdi onlara da dedik ki meydanda biz buraya ilişkin sözümüz neyse tutarız ve konuşuruz. Şimdi belediye başkanımız da ısrarcı bu bölgenin asfalt yapılması hususunda. Ben de huzurlarınızda söylüyorum. Kumru'yu Akkuş'a bağlayacak olan bu yolun 18 kilometrelik bölümünü ben arkadaşlarıma talimat verdim. İnşallah Akkuş'umuzun diğer devam eden yollarıyla birlikte tamamlamak, bitirme konusunda huzurlarınızda tüm Akkuş'ta hemşehrilerimize daha önceki olduğu gibi taahhüdümü yeniliyorum. O yolu yapmak da bizim görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Bugünkü o güzel ev sahipliğinizi de gördükten sonra inşallah o grup yolunu kısa bir zaman içinde başlayıp bitirmeyi huzurlarınızda da söylemiş olalım. Şimdi bir rakam daha vereyim size. Ordu Büyükşehir olmadan önce Akkuş ilçemize Ordu ilinden su ve yol için gelen para kaç liraymış biliyor musunuz? 800 bin lira. 1 milyon lira bile değil. 800 milyar eski parayla 1 trilyon diyorlar ya. 800 bin lira geliyormuş yol ve su için gelen para. Peki Büyükşehir olduktan sonra biz Akkuş'un yolu ve suyu için kaç lira ayırmışız? 800 bin liralık ödeneği sıkı durun. Tam 53 trilyon liraya çıkartmışız. 800'den 53'e, yani 1'e 55 artmak suretiyle Akkuş ilçemiz hizmetlerden en üst derecede istifade etmiş. Peki vatandaşımız bu hizmeti görmüş mü? Bazıları diyor ki efendim yapıyorsunuz ama bu millet görmez. Ben de diyorum ki kardeşim bu millet görmezse Akkuş'ta %75 oyu Recep Tayyip Erdoğan'a niye versin? Ordu'da %65 oyu Recep Tayyip Erdoğan'a niye versin diyorum. Bu millet görüyor. Bu milletin görmesinin yanında bizim de sorumluluğumuz var arkadaş. Buralar mağdur yerler. Eğer biz sizin yolunuzu, sizin suyunuzu yapmazsak Akkuş'ta nüfus kalmaz. Millet her taraftan büyük şehirlere akar. Bu konuda da Akkuş Belediye'mizi de tebrik ediyorum. Nüfus yazımı hususunda bizim başarılı ilçelerimizden bir tanesi. Allah izin verirse bu yıl nüfus yazımında biraz daha gayret göstereceğiz. Ben size sorayım, siz bana cevap verin. Şimdi Akkuş'un nüfusu kaç? 25 bin. Ağustos ayında kaç Akkuş'un nüfusu? 60 bin, 50 bin değil mi? Her taraf Akkuş'tu. Ankara'dan geliyorlar, İstanbul'dan geliyorlar. Devlet bize 25 bin nüfus üzerinden hesap yaptırıyor, yol yaptırıyor, su yaptırıyor. Ama 60 bin kişi yazın bizden su istiyor, yol istiyor. O yüzden nüfus yazımı önemli. Bu konuda da inşallah gayretimizi biraz daha sıkı tutalım. Ben iftarımız yaklaştı. Sizleri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Havanın soğuğuna rağmen hakikaten buradan azıcık mevki itibariyle yüksekteyiz. Meydanın tamamını görme imkanımız var. Uzaktan yakından gelen, İstanbul'dan gelen, köylerimizden gelen, mahallelerimizden gelen bütün misafirlerimize ben hoş geldiniz diyorum tekrar. Allah niyetimizi, Allah orucumuzu, Allah iftarımızı kabul eylesin. Nice iftarlarda bizleri sağlık ve huzur içinde buluştursun diyorum. Hepinize afiyet olsun, Allah kabul etsin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ya. Ya hiç sorma. Mikrofonu bıraktıktan sonra başkan dedi ki meydandan bahsetmediniz dedi. Değerli hemşehrilerim, burayı ta başından sonuna kadar ihalesini yaptık. Müteahhit aldı, başladı. Allah izin verirse bugünkü iftardan sonra buralarda yoğun bir çalışma olacak. Çok güzel de bir proje yaptık görseliyle birlikte. İnşallah sağlık ve huzur içinde kısa bir zaman içinde, bizim işlerimiz uzun sürmüyor. Şurada 3-5 ay içinde hava müsaade ettiğinde Akkuş'umuz bu çevredeki binaları da tek tip giydirmek suretiyle, muhafazasını ve yalıtımını da yapmak suretiyle çok güzel bir meydana kavuşmuş olacak. Akkuş meydanına kavuşmuş olacak. Bunu da sizlerle paylaşayım. Akkuş'umuza meydanıyla, yoluyla, suyuyla, hizmetleriyle birlikte tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, biz de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz Beyefendi'ye, Akkuş Belediye Başkanımız Sayın İsa Demirci Beyefendi'ye
İlçe başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, kürsüdeki konuşmaları dinlediniz sevgili izleyenler. Biraz sonra, dakikalar sonra ezan okunacak. Hep birlikte alkışlar olarak iftarımızı açacağız, orucumuzu yapacağız. Ama yanımızda bir misafirimiz var. Daha doğrusu bizler onun misafiriyiz. Mustafa Duman efendim, kendisi aynı zamanda eski genel meclis üyelerinden. Ama şimdi neler yapıyor kendisinden dinleyelim. Merhaba efendim. Her şeyden önce gösterisi 52 ailesine öncelikle teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Bizleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz Bey'in bu nazik davetinde Akkuş'un 42 tane mahallesinden değişik değişik yerlerinden gelen öncelikle halkımıza, değerli Akkuş insanlarına teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Ama buralarda bizi gurbet ellere görüntüleyen Türkiye'nin her tarafında, özellikle Akkuş'un gurbetçi olduğu yaklaşık 150 bin civarında İstanbul'da olan Akkuşlar ve yaklaşık 80 bin civarında olan Ankara'daki Akkuşlara, ekrana başından bizleri izleyen Akkuşlara Ramazan-ı Şeriflerinin hayırlı olmasını, iftarlarının hayırlı olmasını şimdiden temenni ve niyaz ediyorum. Peki neler yapıyorsunuz efendim? Nasıl geçiyor zaman buralarda? Siyasetle ilgili planlarınız neler? Şimdi siyasette bir laf vardır. Erken öten horozun boynunu çabuk keserler. Tabii biz siyasette... Aktif siyaset içinde var olmaya devam ediyorsunuz her zaman. Tabii ben her zaman her yerde gerek belediyelerle, gerek Büyükşehir Belediye'mizle, gerek Ankara'da meclise en çok sık giden Akkuşlu olarak, yani partimin kurucusuyum ben burada aynı anda. Dolayısıyla bizim AK Parti'de bir sistem vardır. Görev istenilmez, görev verilir. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya liderimizi buradan cani gönülden tebrik ediyorum. Her zaman onunla gurur duyuyorum. Biz AK Partili olarak burada yereldeki belediye başkanlarından tut, işte Büyükşehir Belediye Başkanları, milletvekilleri, bakanlarımız, tüm AK Parti ailesindeki siyasetçilerimiz öncelikle her şeyi Recep Tayyip Erdoğan'a borçlu. AK Parti deyince sadece Recep Tayyip Erdoğan, o artık Türkiye'nin onuru gururu değil, dünyanın onuru gururu oldu.